Birkaç ütü yapacak gibi oldum. Kitap okudum biraz. Beklemesi o kadar ağır geldi. O işlerin ne kadar zaman aldığını fark ettim. Hani kadının ciddi mesai harcadığını, bizim 8-10 saatlik çalışmamıza karşılık 7-24 dedim. Hemen gelir gelmez alnından öptüm, sarıldım eşime. Hani kıymetini anladığımı belirttim. O gün bugündür ne zaman yardım gerekse eşime, gerek sofra kurma, gerek kaldırma, hemen şipşak yapıyorum. Yapamadığım zaman da ya sipariş veriyorum ya dışarıda yemeğe çıkartıyorum. Mutlaka gönlünü alıyorum. İşte o zaman hediyeyi de tabii hak ediyorlar. Ay ne kadar Özel zarifsiniz. günü beklemeye gerek yok. Sürpriz. O anda hemen onun emeğini takdir etmemiz Zaten gerekiyor. aslında erkeğin bu davranışı kadın için en büyük hediye. Anlamak, Kesinlikle. anlaşılmak, değil mi? Anlaşılmak, dinlenilmek, göz göze, diz dize vakit geçirmek bile en güzel hediye kadınımız için. O Evet. yüzden bu kadar şiddete sebep olacak erkeği bu kadar serbest bırakmasınlar. O yüzden o erkek o dayağı yiyor ve o yazışmaları yapıyor. Erkeği serbest bırakmasınlar kadınlar mı? Kadınlar. Çünkü Ben hayatımda böyle bir uzman görmedim. Hocam bütün erkekler ekran başından kaçtı. tehlikeyi sensörlerimizde bilip erkek nereye gidiyor? Yani sanal Ama ortam erkekler çok bundan sıkılıyor. riskli. Kuş gibidir erkekler. Ne çok sıkacaksın, ne çok serbest bırakacaksın. Hani yemliyorsun, güvercin gidip geliyor ya. Güvercinlerimiz gelsinler. Onlara eğitim vererek şey yapmak lazım. Yoksa doğal içgüdüleriyle Kanadı hareket kırılasıcalar. ettiklerinde. Çünkü nasıl yapacağız yani erkeği nasıl yemleyeceğiz? Yani tabiri caizse şu var, bir espri var ya, hani erkeği doyur, işte evi sıcak bir ortam hazırla, törenle karşıla, sonra kumandayı ver, önünden çekil deniyor ya, o kadar da değil. Hani nasılsın, gün içinde bir kontrol, sesimizi duyurmak lazım, gerekirse sipariş vermek lazım. Hani Erkeğe. ben varım, tabii Ha. ki ben senin hayatında varım. Özledim denilebilir, ondan da beklenebilir. Hayırdır ya, bir haftadır hiç beni aramadın, sormadın. Başım ağrıyor dedim, işte doktora gidelim dedim. Sipariş verdim, unuttun. Hani beni unutmaya başladın, ilişkimizi beslemiyorsun artık. Ben seni nasıl besleyeyim? Bugün yemek yok, hadi dışarıdayız. O şekilde. Yani erkeğe bir sorumluluk vermediğinizde, o zaman o sorumluluk verecek kadını aramaya Peki başlıyor. gün içerisinde mesela kocamı nasıl aramalıyım telefonda? Mesela hiç ara genelde öyle oluyor değil mi? Erkek evden bir çıkıyor, bütün gün konuşmuyorsun. O kendi işinde, sen ev işlerinde. Gün içerisinde de bir kopukluk oluyor aslında Kesinlikle. ilişkilerde. Mesela ne yapmam lazım? Gün içerisinde hangi olayı bahane ederek ya da hiç bahane etmeden direkt olarak kocacığım nasılsın hayatım mı demem lazım? Ne söylemem lazım? Sabah biraz aceleyle çıktın ya da başın ağrıyordu, yani bir de biraz sinirliydin. Filan yerde bir kaza olmuş. Dikkat et. Yani iyi misin? Yaşıyor musun? Hani sosyal medyada güvende diye bir işaret var ya. O durumda mısın? Seni özledim. Şu anda yanımda olmanı çok isterdim. Ya da başım ağrıyor. Keşke yanımda olsaydın, saçımı okşasaydın. Ay hocam Çok iyi erkeğe, ay olurdu. hocam erkeğe başım ağrıyor yanımda olsaydın dediğin zaman ne der biliyor musun? Şu anda çok işim var. Al oradan bir ağrı kesici otur der. Ben bunu biliyorum. Ama senin yanında olmak hiçbir ilacın yerine geçmiyor. Ağrı kesici aldım ama o ağrı kesici kesmedi. Aşkım. Ancak sen aşkım gelirsen, o belki diyecek ki 4'te çıkacak, belki bir gün mesaiden izin alacak. Karımın bir yere Başa. götürmem lazım, başı ağrıyor. Bu konuyu devam edelim. Bir telefonumuz Edelim. varmış. Alo. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben bir şey sormak için aramıştım. Buyurunuz, Ekrem Çulfa hocamız sizi dinliyorlar. Evet, ben şöyle söyleyeyim. Ben bir şeylere çok takılıyorum ve canımı sıkıyorum. Ben 4,5 senelik evliyim, 5 senelik. Evet. Eşimle de seni daha önce sıkıntılar yaşadım. Şu an atlattık çok şükür. Eşimle şöyle bir şey söyleyeyim. En ufak hani bir şeyini gördüm, hatasını gördüm. Ben dedi yapmadım dedi. Yemin etti defalarca. Nasıl bir hataydı bu? Ben dışarıda otururken
Ondan sonra eşimin hani birisine baktığını gördüm.